Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi esmerlerin uzak durması, asla ama asla herhangi birini bile uygulamaması gereken makyajlardan bahsetmiştim biliyorsunuz ki. Şimdi bugün de bir esmer olarak asla ama asla yapmamanız gereken makyaj tüyolarından, makyaj renklerinden bahsedeceğim. Örnek olarak hatta ben de bir makyaj yapacağım. Lütfen makyaj malzemeleriyle bir bağlantı kurmayın bu makyajda. Hani asla almayın çok kötü makyaj malzemeleri diye bahsetmeyeceğim zaten hiçbir zaman. Renkleri uygularsanız böyle bir sonuç alırsınız ve kötü görünüyor tarzında bir video olacak. Eğer bir esmerseniz lütfen videoyu izlemeye devam edin. Evet, saçımı iyice bir geriye aldım ve şimdi artık fondötenimizi uygulamakla başlayalım. Esmerlerin yapmış olduğu hatalardan birçoğu. Bu arada makyaj malzemelerini öyle yakınlaştırıp göstermeyeceğim. Aşağıya yazacağım. Çünkü zaten makyaj malzemelerini değil, yapmamanız gereken şeyleri konuşacağımız için hani özellikle makyaj malzemelerini göstermeyeceğim ama aşağıya yazacağım gene de merak edenler varsa. Şimdi biliyorsunuz ki şöyle bir hatadan başlıyoruz her zaman yapmaya, hatayı yapmaya. Yanlış fondöten renkleri tercih ediyoruz. Bu aslında çok kötü bir şey ama o an hani bunu hala yolda, sokakta inatla süren, inatla çok güzel göründüğünü düşünen kızlar var biliyorsunuz ki. Kendileri güzel görünebilirler, asla kişisel algılamasınlar yani beni eğer bu hatayı yapan varsa. Sadece hani doğru renk varken neden yanlış renk fondöten tercih edesin ki? Bir kere alırsın, bakarsın, aa bu bana açıkmış dersin ya da aa bu bana çok koyuymuş dersin, bir daha kullanmazsın. Ama ısrarla isteye, benim böyle çok tanıdığım var, beyaz görünmek uğruna sırf beyaz fondöten süren. İşte böyle bir sonuç oluyor. Şimdi onu göstereceğim. Kendinden çok açık bir fondöten sürerek bu videoya başlıyorum. Kireç. Resmen yüzüme kireç sürüyorum şu an. Şöyle baktığınızda bile fondötenin bana rengi aşırı açık olduğunu görebiliyorsun değil mi? Aşırı açık fondöten. Ama ben ısrarla bunu süreceğim. Çünkü çok güzel olacağımı zannediyorum şu an ben. Başka bir renk oluyor. Aynen. Vücut başka bir renk. Kafam başka bir renk adeta. Casper. Biraz süngerle geçeceğim çünkü o kadar açık bir rengi var ki resmen fırça izleri çıktı. Omuzlarımla, boynumla yüzüm arasındaki farka bakar mısınız? Mesela bir insan bunu kendine neden yapar? Neden çok makyajlı görünmek ister? Kendi renginizle tercih edin ve daha doğal bir sonuç elde edin. Biraz süngerle fazlasını alıyorum çünkü gerçekten Casper oldum. Bir de kamerada çok net belli olmuyor ama şu an bayağı elimle bile yüzüm arasında bayağı fark var ve beni gören, şu an bile şöyle gören ne kadar makyaj yapmış, kendiyle ne zoru var diyecektir yani, emin olabilirsiniz. Kapatıcı. Fondöteni böyle çok aşırı beyaz sürdükten sonra çok koyu kapatıcılar tercih ediyorlar. Şu an orada belli olmuyor biliyorum ama fondötenime göre çok koyu bir kapatıcı bu. Şöyle bir şey var. Baksana resmen daha koyu. Daha koyu yani fondötenimden şu anda. Şöyle bir problem var. Bazıları da çok koyu fondöten sürüp, hani kendisinden de koyu fondöten sürüp çok bembeyaz, bembeyaz bir kapatıcı sürüyorlar. Benim şu an göz altım yanak bölgemden daha koyu. Bu da çok yanlış bir şey. Aşırı yanlış bir şey. Şimdi geldik pudramıza. Pudramız da kendi rengimizden aşırı ama aşırı koyu. Şimdi ben bunu aldım. En açık rengi bu arada bu. Hani bu konuda gerçekten bunu tercih ettiyseniz denemek için hiçbir problem yok. Ama bakar mısın? Ben bunu mesela bana koyu olduğunun farkında olmadan şöyle sabitlesem. Normalde pudra bu. Bildiğimiz pudra. Hani sabitlenmesi gereken yerlere sürülen pudra ama gördüğünüz gibi farkında olmadan maalesef bu tarz kapatıcılar tercih edip bu kadar komik duruma düşebiliyoruz. Aslında aşırı yanlış. Şu an benim göz altım çok komik değil mi? Ben de tercih ettim bunu başta. En açık rengi tercih ettim. Olmadı bana yani. Göz kapaklarıma far uygulamadan önce sabitliyorum göz kapağımı. Çünkü nasılsa rengi umurumda değil. Tek istediğim şey çizgilenme yapmaması. Zaten renk kullanacağım için. O zamanlar kullanıyorum. Gözümün altına kesinlikle uygulayamıyorum. Resmen çok beyaz tenliler için bir kontür ürünü yapmışlar. Maybelline Fit Me bu ilk defa bir marka verdim şu anda beğenmedim diye bunların arasında ama bu ürünün suçu yani. En açık rengi olmasına rağmen en koyu pudra bu yani bence.
Bakar mısınız? Kontür ürünü resmen. Göz makyajımıza geçelim bence, daha sonra şey yapalım. Ten makyajımızı yapalım. Şimdi bu paletin bir suçu yok. Çünkü bu palet al beni kullan demiyor sana. Sana göreysem al beni kullan diyor. Asla ama asla, bence asla ama asla olmaması gereken renklerden bir tanesi. Aşırı simli ve fuşya'ya çalan pembeler. Bu tarzda pembe bir renk ve şuralarını da mor yapalım. Karıştırayım bunu şimdi şu şekilde. Değil mi? Bir sarışına bence çok güzel durabilir. Ben karıştırdım. Bunu bir de karıştırmayanlar da var. Hani şu çizgi, anladın değil mi o söylemek istediğim şey? Şu çizgi yapmış pembeyi. Bu benim yani farlarımın arasında en bulduğum pembesi. Bir de bunun daha cırtlak bir pembesini düşün. Gerçekten. Göz makyajını da geçtim. Hadi beğendin, yaptın. Pembeyi özellikle ben hani şey yapmak istedim. Şu an tabii bu pembeler artık pembe sürersin. Ama hani pembenin tonları vardır ya. Bu gene iyi bir ton. Çok cırtlak bir pembe düşün. O kadar cırtlak bir pembe yoktu bende. O yüzden hani o kadar cırtlak bir pembe süremedim. Ama bunun daha cırtlak bir pembesini düşün. Daha cırtlak bir morunu düşün. Böyle çiğ pembe. Çiğ mor düşün. Hani çocukların sürdüğü. Rimele fazla değinmeyeceğim. Rimelimi normal uyguluyorum. Ama uygularken de altından tamamen şöyle yukarı doğru uygulayın. Şu ucuna uygulamayın. Kaşlara gelelim direkt. Şimdi evet, esmeriz ve kaşlarımız otomatikman koyu bir renk. Biliyorum. Koyu kaşlarımız otomatikman. Şimdi benim kaşlarım evet koyu bir renk. Ama siyah değil her ne kadar size koyu görünse de. Koyu kahve aslında. Çok koyu bir kahve. O yüzden ben bir şey tercih ederken, bir kaş pomadı ya da bir kaş kiti tercih ederken koyu kahve tercih etmek zorundayım ben. Koyu kahve tercih ettin. Süper, harika bir renk tercih ettin. Ama neden şöyle boyuyorsun? Hemen gösteriyorum. Şöyle bir kaş, doğal bir kaşın varken neden şöyle aşırı yapmacık bir kaş? Ay, anlatsana biraz. Niye? Mesela ben kaşlarımı sadece boş olan yerlerini dolduruyorum. Bitiyor. Şuralarını da hayatta imkansız boyamam. Ama bu mesela. Niye ben kendimi bu çirkinliği yapayım ki? Çok güzel göründüğünü de düşünüyor olabilir o an. Çünkü hani nasıl boyaması gerektiğini de bilmiyor olabilir. Ama internetten araştırabilirsin. İnternette her şey var. Gelelim kontür uygulamasına. Bu kontür uygulamasına bana şimdi laf atabilirsiniz. Evet. Ben de çok iyi değilim kontür uygulamasına. Fazla dağıtmayabiliyorum. Dağıtamayabiliyorum. Ama şöyle de uygulamıyorum. Gösteriyorum. Sadece yaptığı hareket şu. Anladın mı? Böyle yaparak hani kontür uyguladığını düşünüyor. Bunu şöyle yuvarlak hareketlerle de dağıtmanız gerekiyor. Ama dağıtayım sence? Hayır. Kemiğe doğru, böyle yukarı doğru yapmanız biraz lazım. Şöyle yuvarlak hareketlerle dağıtmanız lazım. Bu arada kafama göre böyle yapıyorsunuz demiyorum. İnternetten biz de araştırdık herhalde ve yolda gördüklerimizden de yola çıkarak bu videoyu çekiyoruz. Ruj, bomba ruju bekleyin. Ruju bekleyin yani gerçekten. Şimdi gelelim allığa. Nasıl bir? Allı bak şöyle. Pembe allık uygulayabilirsin ama pembenin tonları var. Pembenin tonları var. Tabii ki pembe allık uygulayabilirsin. Ama bu kadar çiğ bir pembeyi de uygulama. Şöyle. Yemin ederim makyajla insan kendini çirkinleştirir mi ya? Böyle. Siz hiç yolda böyle birini görmediniz mi? Ben gördüm. Ben gördüm yani. Kaşlarıma çok çekici değil miyim şu an? Siz şimdi bazen böyle highlighter kitleri alıyoruz. Eğer çok beyaz bir teniniz yoksa siz direkt oradaki beyazı alıp süremezsiniz. Bakar mısınız şuna? Şurada bir kesik oldu resmen. Bembeyaz. Bu kadar beyaz bir highlighter'ı sürüp niye kendimi ele vereyim ki? Bir de kamerada daha hafif duruyor yani. Bu kadar beyaz bir highlighter'ı
Hani tercih etmek hoş değil. Tamam, şampanya renginde tercih edersin. Kırık beyaz tercih edebilirsin çünkü sen esmersin. Bunu taşıyacak beyaz bir tene sahip değilsin. Şu beyazdır, şu da kırık beyazdır. Hani şunu çok alıp şunu çok hafif böyle fırçanı değdirebilirsin. Hani dersin ki hani biraz daha patlatsın. Ama direkt şu beyazı kullanamazsın. Yani böyle bir şey kabul edilemez gerçekten. Hiç olur yok ama şu an şu tipimin. Hiç yani hiçbir taraftan tutulur. Hani sadece allık olsa, kaşım olmasa gene tutulur yanı yok. Sadece kaşım olsa, allık olmasa hiçbir tutulur yanı yok. Fondöten olmasa, yani hiç farım olsa sadece gene tutulur bir yanı yok, anladın mı? Hani bir tanesini yapsanız bile, bu arada ben hepsini birlikte yapıyorum. Gördüğüm bütün hataları beraberinde yapıyorum. O yüzden korkunç bir şey çıktı ortaya. Ama gerçekten bu hataların %90'ını hatta birinde illaki görmüşsünüzdür. Bu kadar çok görmemişsinizdir. Bu kadar hepsini birlikte görmemişsinizdir. O yüzden hani o kadar dikkat etmemişsinizdir. Ama birini mesela şu kaşı doldurmayı, şu farları, ben gene dağıttım hiç dağıtmayanı, şu allığı, şu kontür uygulamasını, şu bembeyaz, bronz teni bembeyaz highlighter'ı illaki bir yerde görmüşsünüzdür. Görmedim diyen varsa bence hiç sokağa çıkmamıştır. Çünkü ben çok gördüm. Bir de geldik ruj uygulamasına. Ama asla uygulamadığım rujlardan bir tanesi, sürüyorum. İşte size bu ruj renginden bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Asla uygulamamanız gereken. Esmerler için videomu da yukarı koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bunun neresi güzel durabilir yani, açıklasana. Neden yani bu ruj rengi o kadar tenimize yakışacak nude'lar, tenimize yakışacak pembeler, tenimize yakışacak morlar varken neden bu pembe ya da bu neden bu mor? Neden? Aşırı güzel oldun ha. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu makyaj hatalarından bir tanesini bile yapıyorsanız lütfen bu hatayı yapmayı bırakın. İnsan özellikle hani karşı tarafında gördüğünde anlar ya ne kadar kötü durduğunu. Hani kendisini hiçbir zaman fark edemez. Birinde görsün dersin ya, ah çok kötü duruyormuş gerçekten. O yüzden ben bu hale düştüm. Siz görün diye ben bu hallere düştüm gerçekten. Bunun çok güzel olmanla, çok çirkin olmanla bir alakası yok. Dünyanın en güzel kızı da olsan şu hatalardan bir tanesini yapsan kötü görüneceksin. Dünyanın çok çirkin bir kız olsan da şunu yapsan bunu böyle görüneceksin. Hiçbir şekilde güzellikle, çirkinlikle asla bir alakası olmayan teknikler bunlar. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ne kadar çirkin görünsem de umarım beni ciddiye almışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.